Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım ve kızıl saç rengi elde edebileceğiniz bir kına tarifim var. Malzemelerimi hemen söylüyorum. Bir adet kırmızı pancar yeterli ve kına, kınam da doğal. Bir pakette 90 gram var. 2 paket kullanacağım. Tamamen %100 doğal bir kına. Hem kızıl bir saç rengi elde edeceğiz, hem de saçımıza bakım yapmış olacağız. Limon ve zeytinyağı. Zeytinyağının zaten faydalarını saymakla bitmez. Limon da aynı şekilde saçlara parlaklık veriyor. Hadi hemen başlayalım. Kırmızı pancarımı soydum ve şimdi rendeleyeceğim. Rendenin ince tarafıyla rende yapacağım. Çünkü daha fazla suyunun çıkması için. Aslında siz rondo da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ya rende ya da rondo kullanabilirsiniz. Hangisi daha kolay geliyorsa. Rendenin ince tarafıyla özellikle yapıyoruz. Rende ile yapmak isteyenler. Şurada biraz daha kalmış sanki. Evet. Kırmızı pancarımızı rendeden geçirdik. Şimdi ben hepsini bunun içine dolduracağım. Siz isterseniz süzgeçte kullanabilirsiniz, elekte kullanabilirsiniz, nasıl arzu ederseniz. İkinci yolları da söylüyorum. Sizin hangisi sizin kolayınıza gelirse. Şöyle ince bir bezin içerisine koydum ve şimdi ben bunu süzeceğim böyle. Çıkarabildiğim kadar suyunu çıkaracağım. Ne kadar güzel bir renk. Doğal yollarla kızıl saç rengini elde etmiş olacağız inşallah. Bayağı çıktı suyu. Şu şekilde suyu çıkmış oldu. Şimdi kınalarımı döküyorum. Ben 2 paket kullanacağım. Artık hani kaç paket kullanacaksınız ona siz kendiniz karar vereceksiniz. Hemen diğer paketi de açıyorum. İki paket kınamı da döktüm. Şimdi sırada zeytinyağım var. Zeytinyağımı da dökeceğim. Zeytinyağının çok 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 faydaları var. Ama şimdi kına saçı biraz da kuruttuğu için hem de nemlendirmiş olacağız. Saçımıza bakım yapmış olacağız bir yandan da. Yılan yağı varsa yılan yağı da dökebilirsiniz. Badem yağı da öyle çok faydalı. Evet.
Ve biraz da limon suyu dökeceğim. Limon da parlaklık kazandırıyor saça. Ve karıştıracağım. Evet, kanamızı yoğurdum. Böyle hafif sıvı, yani çok da sıvı akacak kadar değil de yumuşak bir kıvam olması gerekiyor. Siz de ona göre bakarsınız. Bir tane yetmezse iki pancar kullanırsınız. İki pancar yetmezse üç pancar kullanabilirsiniz. Onu artık siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet, bitti. Şimdi sıradaki işlem, eldivenleri çıkarıyorum. Yani görev, eldiven taktım ama bakar mısınız? Streçle kapatacağım. Ve ben bir gece bekleteceğim. Bir gece beklettikten sonra da saçta da böyle 5-6 saat falan bekletmeyi düşünüyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Evet, kınamızı hazırladık. Bu gece böyle bu şekilde üstü kapalı bir şekilde bekleyecek. Dediğim gibi saçta da 5-6 saat bekleteceğim inşallah. Bu şekilde umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayanlar varsa kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan haberdar olmak için bildirim zili sesini açmayı unutmayınız diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.